Haydi. Hadi gelin artık. Sonunda Artvin'deyiz. Ve zıplayına geldik. Çoruğun üstünden zıplayına geçeceğiz. Deriner barajına geldik. İnanılmaz büyük. Kafkasör'deyiz. O kadar çok oksijenli ki. Herkes sadece derin nefes alıyor şu an. Aşıkların tepesinde seyredelim denizi. Aşıkların tepesinde seyredelim denizi. Silinmez yüreğimde napuralar. Oldum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çay servisleri. Artvin'de ikinci günümüz. Bugün nerelere gideceğiz Simay? Kendi say bakalım. Bugün rotamız Karagöl, sonra Macar olarak. Macar UNESCO tarafından koruma alınan bir köyümüz. Köycük. Tatilimizin ikinci günü. Harika geçiyor. Çok iyi. Evet, her zaman olduğu gibi. Çünkü ve her yer yeşil. Her yer. Macar'a çıkarken dayanamadık ve ama bir yerde durduk. Olup göremezsiniz belki yani. Fazla yakalamış ya. İnanamıyorum. Bakar mısınız? Bulutların üstündeyiz. Ve daha da çıkacağız yukarıya. Ha bakın buraya. Her ton yeşil var. Her ton. Ve her yer yeşil. Rakım 1800 falan. Çok güzel birisin. Karagöl'e geldik. O kadar soğuk ki. Aşırı soğuk. Ve yine aşırı temiz bir hava. İnşallah becerebilirlerse gideceğiz. Asla beceremiyoruz çünkü. Ama bak ben ya çakacağım galiba kuvvet yapıyorum. Sanırım burada mahsur kaldık. Evet, sinyalimiz Sima. Bu tarafta.
Yapacağız bu işi. Çok iyi. Olacak gençler. Olayı çözdüm arkadaşlar. Ayşen, haydi Ayşen. Ve sonra kayık sporlarına katılacaksınız Melih. Evet evet giriyoruz. Çok güzel. Gidelim diyoruz. Dur. Nereye gidiyoruz Sima Erkenci? Şu an Karagöl'deyiz. Gülün etrafında dolanıyoruz. Hepimiz üşüdüğümüz için artık giyindik. ve elimizde çay çayımız var. Ettik ya evi yala. Allah. Bunu koyacağım. Benim de çalıyor. Allah mesela. Hadi bakalım. Gerçekten buraya tırmanmak için harika uygunlukta bir kıyafet seçimi. Bayağı iyi. Nasıl gidiyor? 500 metremiz kaldı. Gerçekten nasıl bu kadar çok enerjiniz var? Gitmiyor asla. Ve ona ulaştık. Sima Erkenci anlat, neredeyiz? Şu an Erdemir'in bir köyündeyiz ve köydeki şu an bir ağaç evin içerisindeyiz. Buranın adı Olimbera. İnanılmaz bir yerdeyiz. Rüya gibi. Sayır tepesine geldik. Burada mangal yapacağız. Elinde gördüğünüz pastasının altına gizlenmiş bir top. O kadar yine yeşil bir yerdeyiz ki. Düz. Her yer yine yemiş. Ve burasına yabancı İsveç diyorlar. Yani İsveç'e çok benziyor ama küçük bir yer. Çünkü tüm ağaçlar böyle çizilmiş gibi. Elle konmuş. Düzenli. Hani biraz şuraya şey koyalım. Biraz buraya koyalım. Biraz şuraya bir ağaç çizelim. Seray. O kadar çok atıyor ki Seray ayağını. Türkiye'nin en kalabalık illerinden bir tanesi. Bu kadar göç olunca. Hani çok göç verdiği için. Nüfusu çok fazla azalmış. Sima'dan sosyal bilimler dersi. Kültürümüzü öğrendik. Kültürlendik. Süper lan, yani gidebiliriz. Kule kule. Evet arkadaşlar, bu da
Gülü. Çoban olmaya çalışırken. Gürcüce. Mort. Merhaba arkadaşlar. Şu an Bortuga merkezdeyiz ve şu an karşımızda kırmızı bir köprü var. Bu köprü önceden yanındaki beton köprü yapılmadan önce eskiden kullanılan Bortuga'nın eski bir köprüsüydü. Ama şimdi iki tane köprü var. Yetmediği için yanına beton bir köprü daha yapmışlar. Bugün Artvin'de son günümüz ve Artvin sanırım biz gittiğimiz için biraz ağlıyor. Evet. Simalarken gözyaşları gizlensin diye şu an yağmur yağdırıyor. Ama biz yine de tabii ki de asla gezmekten vazgeçmediğimiz için sokaklardayız. Şu an kırmızı köprüden geziyoruz. Geçiyoruz. Şu an Bortuga Asma Köprü'deyiz. Çok eski bir köprü ve sadece bazı tadilatlar yapılıyordu kopmasın diye. Yıllardır var öyle bir şey. Bir de o çoruk var. Ama şu an Çoruk'un sularını çektikleri için, yani baraj kapaklarını kapattıkları için Çoruk suyu azalmış. Çünkü yağmur yağıyor. Normalde. Şuraya da yine beton köprü yaptılar. Tam tarihi. O hiç güzel değil. Üstelik burası sallanıyor. Yüzüyorlar, sahildeler şu an hepsi. Bortuga sahil. Bortuga sahili. Harika bir tatildi. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim.